Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar. Yeni bir salı sohbetinde birlikteyiz inşallah. Bugün Halim Hoca misafirimiz olacak. Evet. Evet, Halim Hoca da geldi. Hocam selamünaleyküm. Aleyküm Sesim selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesimi duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum şimdi. Öyle mi? Bir Nasıl? telefon değişikliği yaptım. Harika. Harika. İnşallah. Yani Allah lütfetti. Elimde böyle bir benimkinden daha yeni bir telefon vardı yeğenimin. Ona yükledim. Dün sizden sonra inşallah bugün. Bir de yorumları kapatınca ses kısılması oluyor. İnşallah olmaz. Sanmıyorum yani ben sizin sesinizi hiç duyamıyordum. Şimdi duyuyorum mesela. Evet. Çok güzel. İnşallah. Nihayet konuşabileceğiz. İnşallah. İnşallah. Yani bir sorun çıkmaz. Hep duam. İnşallah herhangi Elhamdülillah. bir aksilik çıkmadan bu hasbihalimizi de hayırla tamamlamayı Rabbim nasip etsin inşallah. Evet, Değerli sesleri arkadaşlar. ayarlayalım başlayabiliriz. Peki Evet, nasıl? sesle Sesim alakalı iyi gördüğüm kadarıyla. herhangi bir sıkıntı olsa yazarlardı. Bir şey yazılmadı şimdiye kadar. Ve demek ki bir sıkıntı yok. Bugün yine Mekke dönemindeyiz. Evet. Ne zaman çıkılmasını isterseniz ben o zaman çıkarım Mekke döneminden. Ona göre şu kadar dersek Mekke dönemine de ama o kadar zengin ki ben Mekke dönemini çok önemsiyorum hocam. O zaman Çünkü hiç çıkmayabiliriz de yani seni dinledim. bugün ona çok ihtiyacımız var çünkü. Evet. Yani sorularımızı bir bir Mekke dönemindeki anlayışla ve o gayretle masaya yatırmamız gerekiyor. Yani Evet. bizim durumumuz hakikaten hukuki olmaktan ziyade o hukuku anlayabilecek bir zihni arka planımız maalesef Aynen. boş. O sebepten dolayı onun için 13 yıl Mekke döneminde o bakın sureleri okuduğumuzda evire çevire Rabbim aynı rasulleri tekrar tekrar anlatıyor gibi geliyor. Aynı konular tekrar tekrar anlatılıyor gibi geliyor ama o insanın zihninde bir feraseti inşa ediyor. O bir doğru Bakmayla anlayış. alakalı bir şey. Bakan onu görüyor. Yani çünkü Orada işte hep bakmayı tekrar var görmek. diye eleştiriyor ama o yanlış bir şey. Niye tekrar var demek Tabii. lazım. Demek Yani ki insanı anlayamıyor. Yani yetmiyor insana bir kere evet. söylemek. 40 O kere tekrarlar söylemek çok gerekiyor. değerli. Çok Tabii ki. değerli. Yani çok anlamlı. Hele hele bugün o tekrarlardan geçmeyen kardeşlerimizin çabuk yalpalamaları. Yani o hayatın içinde sadece bir okunarak tekrar edilen bir şey değil. Yaşanan bir olay üzerinde tavır alınarak irade gösterilen bir şey. Aradaki fark bu. Tabii. Her türlü iradeyi ortaya koyan bir özellik olduğuna göre olduğu için iman bunun için çok değerli. Biz okuyarak geçtiğimiz şeyleri onlar yaşayarak bir türlü Bir de bitiremiyorlar. adım adım Yani. gidilmesi gereken bir şey. Yani hemen oldu bitti diye bir şey yok olmuyor zaten. Maalesef. Dolayısıyla adım adım eşik eşik bir eşiği açtım bir daha sürekli mücadele bu. Yani bir kelime-i şehadet getiriyorsun bitmiyor ki. Tabii. Hayat devam O verilen ediyor. sözün devamlılığı önemli. Harika. Yani Peki onun başlayalım. devamlılığı Buyurun. çok önemli. Mekke döneminde müşrikler ve Evet. gençler. Mekke döneminde bugün gençlik. Yani bugün gündemdeki her birimizin akademisyeninden tutun sade vatandaşa kadar, ailelere gelinceye kadar her birimizin konusu olan gençlik bakalım Resulullah'ın gündeminde nasıldı? Evet. Bu hakikaten önemli bir konu. İnşallah Rabbim bize de o bereketli hayatları Allah'ın kelamını en güzel şekilde ifade edebilecek bir dil, bir anlayış, bir kolaylık lütfederse hissettiklerimizi ifade etmeye çalışacağız. Amin. Şimdi Allah bereketlendirsin. amin.
Amin değerli hocam. Yani sizin vesilenizle bu hasbihal gerçekten arzudan arkadaşlar geliyor, dinliyor. Evet, inşallah. Sonradan da çok dinleniyor. Evet, farklı ufuklara vesile olur. Ya da eksiklerimiz varsa lütfen yazabilirler. Ezber olmasın da eksik olsun yeter ki. Yani ezberlerimizi yıkalım. Evet. Yani yenilenmeye ihtiyacımız çok fazla. Yani bir Hazreti İbrahim'in geldiği toplumdan bahsediyoruz. Kabe'nin olduğu, inşa edildiği toplumdan, o ritüellerin asırlar boyu taklit edildiği bir anlayıştan bahsediyoruz. Ve kaldı ki yani bugün biz öyle bir toplumda da olmadığımıza göre biz tekrar her şeyimizi sürekli resetleyip yenileme ihtiyacımız var. Yeniden Kur'an'ı bu anlayışla, Resul'ü bu anlayışla ve onun hayatını bu anlayışla okuma ihtiyacımız, müminlerin her zaman bunu canlı ve zinde tutmamız gerekiyor. Bu bizim en temel görevlerimizden biri. Mesela ben de şuna dikkat ettim. Yani biz gerçekten övülmüş gibi mi anlamadım. Son ümmet olmak özel bir şey gibi geliyor bana. Çünkü Kur'an'a baktığında bir sürü peygamber var. Yani 25 tane peygamber, evet. Bir sürü peygamber. E niye böyle? Çünkü bitiyor yani. Müntesipleri kalmıyor, insanlar unutuyor, toplumlar. Unut derken yeni bir tane, derken yeni bir tane. Ya o zaman Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Peygamber'in varlığı bizim kıyamete kadar unutulmayacak, kaybolmayacak bir bilgiye sahip olmamızı sağlıyor. Tabii. Öyle Bu bir çok büyük hafızaya bir imkan ve nimet. Onun da şükrünü vermek lazım hep. Kesinlikle. Hem öyle bir nimetken her nimet beraberinde bir sorumluluğunu da Yani getiriyor. Tabii bu anlamda onun için ama değişmiyor. Bakıyoruz ki o günle bugün arasında her ekol devam ediyor. Her anlayış devam ediyor. Her sorun devam tabii ediyor. Her özellik de devam ediyor. Yani bunu devam ettiren bir damar var. O damarın özelliklerini biz Kur'an-ı Kerim'de öğreniyoruz aslında. Yani Resul'ün hayatında Resul'ü devam ettiren o damar kimler, hangi özellikleri taşıyor mu? Biz o damar olabilir miyiz? O damara dahil olabilir miyiz? Onun için Kur'an-ı Kerim'deki surelerin, şeyin duaların çoğunluğunda salihlere kat. Evet. Nimet verilenler Fatiha suresinde. Evet. Her damar devam ediyor. Firavun damarı da devam Tabii. ediyor. Nemrut damarı da devam ediyor. Ebu Cehil de. Buna ekol diyebiliriz, yol diyebiliriz, izin diyebiliriz. Yani bugün çok farklı başlıklarda tasnif edebiliriz ama biz damar desek buna daha yerinde oluyor. Onun için İsteyenin salih yolu bulabileceği imkanlar da var. Evet. Var. Kaybolma O da var. Yok. Yani o özel bir şey. Yani Önemli. Şu ufacık ekranda bile yani bir sürü yol açılıyor önümüzde. Tabii. Değil mi? Yani önemli olan bunu karalamak, yok etmek değil. Önemli olan onun ahlakını uygun bir şekilde değerlendirebilmek, salihlere dahil edebilmek imkanları. İşte bugün Mekke'de gençlerin Müslüman olmasını ve müşriklerin de inkar ederken nasıl bir zihin yapıları taşıdıklarını Kalem suresinin ışığında sorguladığını Cenab-ı Hakk'ın görüyoruz. Ben bu sorgulama ayetlerini çok önemsiyorum. Biz muhkem ayetleri çok sık konu ederken Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı anlamak konusunda muhkem ayetleri hep ön planda tutarken o muhkem ayetlerini anlam katan anlayışı hep bertaraf ediyoruz. Tabii ki eksik kalıyor. Bunun için farklı bakıyorsun, onun için münafıkun Maun suresinde vay o namaz kılanın haline. Onlar namazlarında gafildirler diye ayeti var. Ne demek buradaki? Aslında güzel ameli yaparken zihni işleyişi hiç Müslümana yakışmayan bir hal içerisinde. Gündelik hayattaki duruşu Evet, duruşu, Müslümana yakışmayandır. Ahlakı farklı bir şekilde. Şimdi değerli hocam, gençlerin neden Müslüman olduğunu söylediğimde bizim mesela bugün gündemimiz gençler olunca mesela gençlikte dünyayı, yaşlılıkta gençliği düzeltmeye çalışırız. Yani gençliğin yaşlılık genci düzeltiyor, genç dünyayı düzeltme. Böyle bir ruh vermiş Rabbim. Gençliği iyiye yönelten insanlığı iyiye yöneltir. Herkes zevkinin tatmininde gençliğini mazeret zannediyor diyor Muhammed bin Beşir de böyle bir. Herkes zevkinin tatmininde hani daha gençsin. Oysa ki bugün okuyacağımız gençler, gençlik çok güzel bir hazine. Ama Çok değerli. Dinde de öyle. Mesela gencin ibadeti, imanı hep övülmüştür.
Tabii Yani, hadis-i ama şeriflerde. çok önemli, hataları değil de ibadeti ve imanı. Evet. Demek ki böyle de bir şey var. Yani sadece Kesinlikle. hata yapan bir varlık değil genç. Çok aklı başında Ancak da bizim olabiliyor. şöyle bir handikapımız da var. Müslümanı mükemmel görme derdimiz var. Müslüman olmakla aslında ne kadar büyük bir başarı kat ettiğini, yani iman Evet. etmekle ne Yani kadar önemli bir eşik atlanmış ama nasıl yani bir her şey bir bitmemiş. eşik atladığını takdir edeceği yerine onun hatalarını didikleyen, madem Müslümansın niye şöyle, madem Müslümansın niye böyle, bırak kendi seyri içerisinde olgunlaşma serüvenini kendi tamamlasın. Evet. Yani Allah ona o imkanı vermiş, tevbe fırsatını da vermiş, yenilenme fırsatını Bir de vermiş. şey yapılıyor. O öyle, Müslüman öyle yapıyor. Ben sen kendi yanlışına niye diğer yanlıştan örnek alıyorsun? Sen doğrusunu biliyorsan doğrusunu Evet. yap. Yani hiç anlamamışımdır o Evet. kıyaslamayı da sen. Yani bu imanı zayıf olanların mazereti. İmanı güçlü olan hoşgörülü olur. Peki Mekke gençleri ne yapıyormuş Helim Hanım? Şimdi Mekke gençlerinin benim en çok yani neden bunlar Müslüman Evet. oldu diye baktığımda şöyle bir bağlantı var. Yani hulful fudule hayranlıkları var. Aynen gençlerin temiz fıtratı yaşadıkları gibi, ben bunu hiçbir kaynakta okumadım. Fakat ayet-i kerimeleri okuduğumda, şimdi Kevser suresiyle Leheb suresi iki anlayışı temsil ediyor. Biri bereketlenen anlayış, Evet. biri ebtal anlayış. Yani hemen Mekki surelerde Mehmet Görmez bunu çok güzel ifade etmişti. Hoşuma gitti. Çok değerli bir tanım gerçekten bu. Şimdi aslında fıtratı temiz olan bugün de bizim gençlerimiz sormuyor mu? Biz Müslüman olmakla nasıl kurtulacağız? Yani ben Müslüman bir ailede doğdum diye, yani Batı'nın ya da herhangi dünyanın başka bir kabilesinde doğan, İslam'dan haberi olmayan bir insana bu haksızlık değil mi derken, oysa ki o temiz fıtratla bu soruyu soruyor. Yani bu sorunun cevabını çok sağlıklı vermemiz gerekiyor. Çünkü gençler temiz olanı temsil ediyor. Kirlenmemişi temsil ediyor. Ve dolayısıyla Mekke'de Resulullah'ın ahlakı, Kalam suresinde sen en güzel ahlak üzeresinde yaratıldın diyen dördüncü ayette olduğu gibi, yani bu o andaki ahlakını takdir ediyor. Vahyin başlangıç ahlakı Resul'ün Mekke'deki tutum, davranış, izlediği yol. Yani Adalet, düzen, hak hukuka riayet etmek, tabii. Enbiya suresinde sen alemlere rahmet olarak gönderildin derken vahiyden sonraki misyonunu anlatıyor. Evet. Ve dolayısıyla Medine'de de hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Resul'e icabet edin derken, o yolun insanı nasıl refaha, feraha, Allah'ın yardımına taşıdığının tespit edildiğini, deneyimlendiğini göstererek yeniden aynı coşkuyla Resul'e yeniden yönelmeye, onun izinden gitmeye, onun rehberliğinde yürümeyi anlatıyor. Bir Şimdi de Pelin Hocam, bu refah, ferah kelimeleri tehlikeli kelimeler. Biz onun içeriğini çok bozmuşuz. Mesela ne demek istiyorum? Refah, ferah deyince eşyaya sahip olmak. Ne kadar çok evet. eşyamız varsa, buna maliksek, biz refah ve ferah içinde yaşayan bir insan, birey oluyoruz. Halbuki refah ve ferah bence huzurla alakalı bir şey. Ne Evet. kadar bir Kesinlikle. huzurunuz, sağlığınız, saadetiniz varsa Tabii. ve bu refah bu yani eşyaya sahip Tabii. olmak Tabii. bugün için Aslında var, o bir yarın delil. olmayan bir şey. Tabii. Delil. Yani hayat verecek şeylere daveti, deliliniz, bakın siz hayat bulmuyordunuz, hayatta yaşamıyor gibiydiniz. Bütün kaos ve sıkıntılar içerisinde Medinelilere ayrı, Mekkelilere ayrı, bakın gönlünüz belki bedeniniz her an bir sorumluluk içerisinde. Zihniniz her an bir sorumluluğa odaklı ama gönlünüz huzurlu. Evet. Yani ben bunu annemin hastalığında yaşamıştım hocam. Evet. Yani 5-6 yıla yakın anneciğim şey yaptı. Yani tabii çok bizi zorlayan yönleri de oldu, kronik. Ama düşünürdüm böyle bir kendimi böyle bir tarttığımda, nerede olmak istiyorum şu anda diye düşündüğümde, annemin yanında olduğum an en huzurlu olduğum andı. Evet. Yani o huzuru hiçbir yerde, ne bir tatilde, ne en leziz yemeklerde, ne en sevdiğim arkadaşlarda, hiçbirinin yanında bulamazdım. Allah ona göre bir duygu yaratıyor. Evet. Onun için yeterli
o sağlam anlayışla doğru yolda yaşama gayreti içerisinde olmak, o huzur hiçbir şeye değişilmez. Zaten bu çoğunluk ve elde etme şeyinin, hırsının insanları nasıl sıkıntılı hale getirdiğini örnekler çok güzel görüyor. Evet. Bize gösteriyor. Şimdi Hazreti Peygamber zaten vahiyden önce Mekke'de ahlakı temsil ediyordu. Diğerleri de bunların ahlakı belgelenmiş. Yani Mekke ile müşrikle ileri gelenlerin de Hılful Fudul ile birlikte Resulullah'ın o kahramanlığı, Hılful Fudul hep çok düşünmüşümdür. Hatta derslerde arkadaşlara sorarım, katılımcılara. Hılful Fudul bugün kurulsaydı neye benzerdi? Neye benzerdi? Nasıl bir dernek mi olurdu? Vakıf mı olurdu? Bir STK mı olurdu? Uluslararası mı olurdu? Yani neye benzerdi diye sorduğumda, tabii yani böyle daha çok biz yardım kuruluşlarına Hılful Fudul yani şeklinde bir yaklaşım işte koyuyoruz yardımlaşma konusunda falan. Fakat Hılful Fudul, bakın Mekkelilerin, Mekke geleneğinin yani o coğrafyadaki kültürün güzel, neden Resul oradan seçildi onu da güzel izah etmemiz lazım. Güzel anlatmamız lazım. Kitaplardaki birbirinin tekrarı olan işte Arabistan cahiliyesinin üzerine siz şeyi bina edersiniz, Resulullah'ın oradaki gönderilme nedenini, vahyin orada inme nedenini. O zaman size de derler ki öyleyse Arabistan'a ait bir dindir. Dolayısıyla Araplaşacak mıyım, onun mu kültürünü alacağım gibi bir takım savunmalar. Tabii evrensel bir şey yani, her yere getirebilir. Getirebilirler. Aslında buna biz kendimiz zemin hazırlıyoruz. Evet. Doğru bir izah yapmadığımızda, oysa ki Arap geleneklerinde yani felsefeyle kirlenmemiş, özellikle kalemle, kitapla üretilen felsefeyle kirlenmemiş fıtri bir özellik olup, orada daha cürhumiler zamanında, o ayrı bir arka plana girer, Mekke'nin haremine ters gelen bir takım giden bir takım oluşumlar olunca bir sivil hareket. Ama nereden çıkıyor? Toplumun ileri gelenlerinden. İleri gelenlerinden bir sivil hareket çıkıyor. O toplumu kaosa sürükleyen sivil harekete karşı, o kişilere karşı, şahıslara karşı bir mücadele veriyor ve sonra onları ifşa ediyor. Ahlaklarını, hatalarını, yolsuzluklarını ortaya çıkarıyor ve böylece üyesinin en son üyesi ölünceye kadar o üyelerin her biri Hılful Fudul temsilcisi sayılıyor, ama o teşkilat orada bitiyor, devam etmiyor. Demek ki buradan bir devam, şöyle bir sonuç çıkartalım. Toplumun ileri gelenlerinin ahlaklı olmak diye bir mecburiyeti var. Yani evet, toplumun ileri gelenleri toplumu bozarsa, evet, bozmak için mücadele ederse, o toplumun iflah olmasında ciddi, evet, sebepler var yani. Orada böyle bir refleks, evet, var. Şeye yerleşmiş, kültüre yerleşmiş, aynı zamanda geleneğe yerleşmiş bir refleks var. Onun için de Resulullah vahiy geldikten sonra bir tüccar alacağını alamaz. Şimdi ben böyle bir konular belirledik ama sohbet bizi nereye taşıyacak bilmiyorum tamam, şimdi. Böyle. Hiç hesaplı olmayan şeyler oluyor. Arkadaşların affına sığınıyorum. Ama muhakkak meramımızı bir gün anlatacağız. O bugün de anlatacağız ama bunu anlatmazsam. Çünkü Hılful Fudul'un oluşumu bir dernek, bir vakıf gibi değil. Tabii. Yani farklı bir oluşum. Çok önemli. Çok farklı bir oluşum. Bugün de bakın kurulan... Bunu iyi anlayalım. Daha sonra tabuya dönüşüyor bizde. Evet. Kutsala dönüşüyor. Evet. Bu kıştım Mekke'de çok güzel oturtulmuş. En son üyesi olarak vefat edince Hılful Fudul feshediliyor. Yeniden bir kriz zamanında o geleneği canlandırma çok şerefli bir görev. Yani onun içinde bir motivasyon var toplumun içinde. O genlerde de devam eden. Dolayısıyla Resulullah'a vahiy geldikten sonra bir tüccar alacağını istiyor Ebu Cehil'den. Ancak Ebu Cehil alacağını vermiyor. Dolayısıyla Resulullah'la Ebu Cehil arasındaki sıkıntıyı bilen Mekkeliler, Mekke müşrikleri, hem Ebu Cehil'in vakti zamanında Resulullah'ın karşısında mahcubiyetini
intikamını alması, hem de Mekke gündeminde eğlenmek için bir olaya ortaya çıkartmak adına tüccara diyorlar ki senin Ebu Cehil'den alacağın hakkı ancak alsa şey alır, Muhammed alır sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi dolayısıyla adamcağız da bilmiyor yabancı Mekke'nin gündeminde ne var, Resul yani gidiyor kapısını çalıyor Resulullah'ın ve durumunu anlatıyor. Beni size gönderdiler, benim Ebu Cehil'den alacağım var ve dolayısıyla vermiyor ancak bunu siz tahsil edebilirmişsiniz. O zaman Resulullah ne yapıyor? Tamam öyle mi diyor? Tamam hadi gel gidelim. Gidiyorlar. Bakın vahiy gelmiş. Çok kritik ve kriz dönemleri. Yani emniyet yok. Ama isteyici Resul'ün kapısına bu şekilde çalmış. Yani ve dolayısıyla Ebu Cehil'e gidiyor, kapısını çalıyor ve diyor ki bu adamın yani bu tüccarın sende alacağı varmış, hemen onu tahsil et. Yani şimdi bununla alakalı olarak ne derler? Yani bir aslan görünmüştü. İşte ateşten bir çukur vardı. Hemen Mekke ileri gelen o müşrikler de bu olayı takip ediyorlar. Yani bakalım ne cıngar çıkacak? Yani Resul'le... Yani planlar, programlar her dönemde var. Önce atıyorlar ortaya, ondan sonra tabii seyrediyorlar. Abi itibarları, düşen itibarlarını yani ahlaksızlıklarını Resulullah'ın o vahiyden sonraki kendilerince zayıf duruma düşmelerinden dolayı ranta çevirmek, bir ranta çevirmek, yeniden destan yazmak, yeniden heyecan devşirmek, yeniden şiirlerle gündemi doldurmak, nasıl ama nasıl mahcup oldu, nasıl korktu evet falan diyecekken Resulullah hiç öyle bir şey yapmadan, hiç öyle bir yol izlemeden yani kapısına dayanıyor ve dolayısıyla Ebu Cehil de tabiri caizse tıpış tıpış o şahsın parasını ödüyor. Bunun üzerine ne yaptın diyorlar ya, biz sana bir fırsat olarak gönderdik ama sen bunun kalktın şeyini ödedin. Hiçbir şey itiraz etmedik. Şimdi bunu tahlil edecek olursak, evet o anlatılan olmuş mudur? Olmuştur. Bir ateş çukuru, beni parçalayacak bir aslan gördüm diyor. Acaba bu Ebu Cehil'in mazereti miydi diye düşünüyorum ben. Ama Resulullah hak söz konusu olduğunda çok cesur, çok kararlı. Hani bilinçaltı şeyler vardır ya, evet, insanın korkuları. Ebu Cehil gençliklerinde Hılful Fudul döneminde yaşadığı o yolsuzluğun korkusunu daha bugünkü güncel mantıkla ifade edecek olursak, Resulullah'ı görür görmez, hiçbir Resulullah'ın bu cesareti göstereceğini düşünmüyorlardı. Görür görmez aynı komplekse ve aynı şeye çökmüş, düşmüş ve bu korkuyla yani onun diline bu şekilde düşüp de onun eline koz vermek istense böyle bir durumda. Hı-hı. Çünkü gençler hep Müslüman oluyor. Bakın ona bağladık. Gençler tabii temiz fırsatlı. Orada da var. Yani onu kaybediyor. Gençleri tabii onu kaybediyor. Çok zeki Ebu Cehil. Çok zeki. Biz kaybettiğimiz şeyleri Ebu Cehil Hazreti kadar akledemiyoruz. Kullanır bunu diye hemen parayı veriyor. Tabii. Hiç kimsenin yani hatta müşrikler bu oyunlarıyla kendilerini tuzağa düşmüş oluyorlar. Tabii. Yani Ebu Cehil kadar derin olayı kavrayamıyorlar. Ha, bu yorum bana ait arkadaşlar. Yani siyer kitaplarına bakarsanız hepsi birbirine benzeyen ya şekilde. Her türlü yorum var. Düzgün yorum yapılıyorsa niye olmasın? Bir evet bu bana ait bir yorum. Hiçbir siyer kitabında bulamazsınız. dolayısıyla bir yazıya da dökülmüş değil. Varsa da ben okumamışımdır. Ama okuduğum kaynaklarda hep böyle birbirinin benzeri. Aslan ya da ama bugün baktığımızda yani onu mitolojiye çevirme yerine aslında Ebu Cehil'in o kendini kurtardığı taraftı. Her şey de önemli. Yani Hazreti Peygamber'i çıkar aradan. Diyelim haklı olan bir insanın tabii hak davasında karşısındaki insanın yakasına yapışması. Yani Bunun da Allah-u Teala zaten ben yardım edeceğim diyor, ediyorum diyor. Tabii. Yani Tabii. O şey, o duruş bütün insanlığa verilmiş bir şey. Tabii orada Hazreti Peygamber var. Hak aynı zamanda. İnsan gücünü doğruluğundan almalı. Evet. İnsan gücünü doğruluğundan alıyorsa doğrudur. Aynen. Değilse gücü Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi malından, mülkünden, evladından alıyorsa
Bu asla hem onu bir yere Korkuyor işte. götürmüyor. O zaman da O zaman karşısındakinden bir korku biçimde oluyor. korkuyor. Kaybetme korkusu oluyor. Onun için korkularımızı gözden geçirelim arkadaşlar. Evet. Haklıysak kaybetme korkumuz olmaz. Diğer taraftan Resul ahlakının, tabii şimdi bunu düşünebiliyor musunuz? Mekke gündeminde gençlerde nasıl bir, bakın bunlar hiç yazılmıyor, nasıl bir yer ediyor? Nasıl kahraman oluyor bunlar? Yine oluyor yani. Tabii Öyle de olsa oluyor, Resul böyle de olsa olmazdan oluyor. önceki o Bilful Fudul kahramanlıkları da hakikaten Evet. bu yine siyer kitaplarında çok yeterli derecede yazılmıyor. Zaten Resulullah'ın ahlakıyla da hep bir kahraman gibi. Herkese güven veren, herkesi seven, Ya herkesin yanında. zaten kitaplar 10 seneyi bir cümlede veriyor. Bir cümlede verdiğin 10 sene olur mu? Tabii kitaplar özet yani. Tabii. Çok özet. Ya onun için biz Kur'an-ı Kerim'i düşüne düşüne okuyup Resulü onun neresinde yer aldığını çok güzel üzerinde bir tahlil yapmalıyız. Evet. Şimdi Resulullah'a gelelim. Resul şöyle diyebilirdi. Hani bizim cennet var size, fakirliği öven, işte düşmanla karşılaşmayı hoşlanmayan, hak ve mücadeleyi tasvip etmeyen anlayışa gelelim. Ya cennet, Allah cennette verecek bize. Şimdi Resul ile o adam gelseydi, o tüccar. Yani Resul şunu deseydi. Ya çok haklısın da alacağın da hakkın. Ancak ben artık Resul oldum. Şimdi Şimdi müsait değil, müsait müşahit değil. onunla ben kavgalıyım. Bir zamanlar doğru hakları alıyorduk. Yani onunla da Evet. çok da karşı karşıya geldiğimiz hususlar oldu. Yani birbirimizin hep rakibiyiz de bu konuda. Ya ama şimdi ben onun kapısına dayanırsam benim şu anda konuşma hakkım, fikrimi beyan etme hakkım, benim daha üst bir görevim var artık. Ben Resulüm, Allah sana malını aldı, ondan daha iyisini verdi gibi bir söz söylemiş olsaydı, bu da doğruydu. Yani karşındaki Resul, belki de Resulullah ona hiç anlatmadı Resul olduğunu. Tabii canım. Sadece, Onu orada başka bir dava vardı. ha tabii. Oradaki, şu burada çok önemli bir şey. Orada gelen şahsın talebi Evet. neyse Resul ona odaklandı. Evet. Ve buradaki ahlak çok önemli. Evet. Konuyu dağıtmadı. Onu da dağıtmadı. Onu da yani isteyiciyi de ne azarladı, ne kendi durumunu, ne Mekke'nin gündemini. Ya bu benim çok ilgimi çekiyor. Bu çok hayranlığımı artırıyor. Her birini böyle inceledikçe. Evet. Dolayısıyla İşte Mekke gençleri neden Müslüman oldu dediğimizde yani bugün haksızlığa baş kaldıran bir Müslüman var mı Mekke'de malıyla, nasıl mülküyle? bir gündem olmuş peki bu olay? Dolayısıyla mesela Zeyd bin Erkam'ı anlatırlar. Bir şeyde Diyanet İslam Ansiklopedisi'nde Hılful Fudul tarafıydı diyor. Hılful Fudul tarafı olamaz. Çünkü Hılful Fudul'un yapısına ters bir şey. Yani Hılful Fudul son üyesiyle biten bir şey. Ben bunu o zaman katılımcılara şöyle anlatırdım. O zaman başörtüsü problemleri vardı değerli hocam. Şöyle bir örnekle ancak izah edebiliyordum. Düşünün ki millet meclisinde. Yani başörtüsü bizim çok millet meclisinde sağcısıyla, solcusuyla, kemalistiyle, dindarıyla, muhafazakarıyla her bir milletvekili bir araya gelip buna karşı olanlara, hakkı karşı olanlara bir karşı atak geliştirecek. Ancak bu böyle olursa Tabii canım, evet. bu fudul Herkes olur. kendi dünyasını yaşıyor. Böyle bir kamufle bir atmosferimiz var. Herkes Evet. de o atmosfer içinde o güzel dünyasını yaşıyor. Mümkün değil tarafların Evet. bir araya Ya gelmesi da ve bunun için mücadele etmesi. mesela Türkiye'de mesela ekonomiyi elinde tutan güçler var. Tabii. Onlar ahlaklanmadıkça, çünkü her biri tüccarlara karşı tüccarlar, dikkat edin. Hem de bunlar aynı zamanda Mekke'nin yönetiminde bulunan ailelerin, hatta Resulullah 21 yaşında, 40 yaşının üstündeki katılımcıların içine layık görülen bir ahlakı var. Bu çok önemli. Hiçbir genci davet edilmezken Resulullah'ı davet ediyorlar. Yani bunun olgunluğunu, kemalini, doğruluğunu, ehliyetli oluşunu. Yani insanlar artık onun gençliğine bakmıyor. Artık bazı kelimeleri kullanırken çok eleştiriyor. Bir eleştiri aldım da bir videoda. Halbuki hala alakası yok.
Rasul için söylenmiş bir şey olmasa da Rasul söz konusu olduğunda böyle kalıplaşmış övgü cümleleri var. Öyle ki onun ne kıyısından ne uzağından o cümleli kelimeleri kullanmayacaksın. Bir de bizim böyle şu anda şeyimiz var. Ay, o kadar şablonda değiliz ya. Ne alaka? Evet, onun için Resulullah'ın o hani şimdi bir tam o kelimeyi kullanacaktım. Sonra vazgeçtim. Yanlış anlaşılmasın diye. Yani takılıp kalmasın kimse. Dolayısıyla Resulullah'ın bu anlamdaki oraya davet edilmesi de şimdi her genç buradan Zeyd bin Erkam'ın da Hılful Fudul'dan de denmesi. Zeyd bin Erkam 17 yaşında bir genç zaten. Resulullah'a vahiy geldikten sonra ilk Müslüman olanlardan deniyor. Bu ilkleri de bilemiyoruz biz tabii sıralaması. Yani ilk de, çok ilk sonra. Senede zaten kaç kişi Müslüman oldu? Onlar tabii. Hepsi ilk ama ilk sene var. İlk sene Müslüman olup Resulullah'a evini evini açanlardan ilk vakıf evi olduğu söyleniyor ve buradan o çağrışım yaptırdı. Hılful Fudul üyesiydi diyor. Bir bazı yazarlar da yalanlıyor. Ya, böyle bir şey olmaz buna diyor. Bu kadar deli yapılmak yanlış bir şey. Hılful Fudul benzeri davranışlar göstermiştir. Ha, yani buradan çok güzel söylediniz. Buradaki şey aslında bu. Hılful Fudul topluma yaptığı hizmetlerle o kadar mal olmuş ki. Evet, gençler var yani o. Tabii gençler arasında sempatizanları çok fazla. Yani o ahlakı yürütenler var. Zeyd bin Erkam da onlardan biri. Yani hem evet, Resulullah'a hayranlığı, hem Hılful Fudul'a hayranlığı. Hani bizim de Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlıkları nasıl devam i̇şte eder? Toplumsal hafıza diyoruz. Ha. Toplumda var olan hafızayı güncelliyorlar. Bunda bir şey yok yani. Gençler onu güncelliyor. Gençlerin şeyi o aslında. Bugün gençlerle alakalı bir sorunumuz varsa biz toplumsal hafızamızla ne ektiğimize çok iyi bakmamız gerekiyor. Evet. Hocam, bundan yola çıkarak işte Zeyd bin Erkam bakıyoruz gençlerin birçoğu çok yaşları küçük. Hatta bütün seçkin ailelerden bir de şu çok ezber bir cümle. Yani fakirler, gençler, gençlerin zaten mülkleri yok ama Zeyd bin Erkam ev bağışlamış. Yani istisna diyebiliriz. Mülkleri yok, kölelerin zaten ekonomik bir desteği yok. Şöyle diyebiliriz, zengin iş adamlarının da zaten hakları gasp ediliyor. Ticaret hakları, seyahat hakları, Resulullah'ın da öyle mesela. Hazreti Ali'ye de baktığımızda her birinin hayatını incelediğimizde aşikare davetten sonra Medine'ye hicret edinceye kadar ciddi anlamda ticaret hayatları engellenmiştir. Evet, mağdur. Onun... Demek ki mağduriyet ta o zamandan başlıyor. Tabii, ciddi mağdur, bir engel var. Fakir olmak çok farklı. Bunlar tabii, fakir değil. Bir şey engellenme anlamında dedim. Engellenme anlamında olarak değil. Tabii. Hak ve yetki alanları daraltılıyor, hatta yok ediliyor. Yani dinden buna rağmen gençler ve Müslüman olanlar onun için çok değerli hocam. Yani bazen şöyle düşünürdüm zaman zaman. Yani bunlar da bizim gibi bir insan, biz de olabiliriz. Şu anda görüyorum ki yani Türkiye'deki ve dünyadaki şartları tabii Rabbim ne zaman isterse böyle topluluklar çıkar. Ama o günün şartlarında gerçekten Cenab-ı Hak özel bir irade vermiş onlara. Şartlar özel, ortam özel, Resul özel. Rabbim bize de inşallah o özellerin içerisinde ve yolunda yer almayı lütfetsin diye dua etmekten. Amin. Ama o irade de önemli. Hiç vazgeçmiyorlar. Evet. Hazreti Peygamber'in çok hep yanındalar. Şimdi bizim örnek alacağımız işte o iradeyi gösterenleri tanımak. Evet. O iradenin imtihanlarını bilmek. Şimdi geçen bu cumartesi günü bir çalıştaydık. Yetişkin eğitimiyle alakalı siyer ve hadis eğitimindeki sıkıntılar nelerdir dendiğinde şimdi şu dönüşümü fark ettim. Biz hep Resulullah'ın hayatı bazından ele alınca yani Resulullah'ın yaşayışını örnek, o bir Resul, o bir lider, o bir siyasi, o bir yönetici. Şimdi her birimiz kendimizi Resul yerine koyup böyle kahramanlıklar göstermeye aday insanlara döndük. Halbuki daha mütevazi dönüştük maalesef. Yani iddialı konuşmalar, dik başlı çıkışlar, yani
böyle ne diyelim, o olmadığında insanları kafir ilan etmeler falan. Bazen Allah yerine haşa ayetleri böyle şey gibi kullandık, taş gibi kullanıyoruz. Onun için insan gözüyle Resul'e bakmak. Tabii. Bize çok şey kazandırıyor. Her birinin mizacı, karakteri, zihni işleyişi, sosyal yapısı, iniş çıkışları, hayatlarının bütünlüğü içinde baktığımızda evet, çok umut veriyor. Kesinlikle. Aa, demek ki doğru olmak için mükemmel olmaya gerek yokmuş. Ama Evet. Mükemmel olmak için gayret etmek varmış. Kesinlikle. En doğruya ulaşmak için gayret varmış. Bugün bir diğer hususta gençlerin örnekler vereceğim Allah izin verirse. Mekkeli müşrikler, yani Kalem suresinin tümünü ele almayacağım da birinci bölümde ben sureleri bölüm bölüm konularına göre bölerek derslerimde veriyorum. Her birinin, her bölümün bir başlıklandırıyorum. Mesela burada Mekke'de herkesçe bilinen bazı simaların adları zikredilmeden ahlaki portreleri çiziliyor Kalem suresinde. Bir bölümde Resulullah'ın ahlaki portresi çiziliyor. Vahiy konusunda teşvik ediliyor. En güzel ahlaklı olduğu o toplum içerisinde tabii takdir ediliyor. Vazgeçmemesi söyleniyor. Sonra haksız yere, yani müşriklerin baskılarının temelinde onun yanlışlığının olmadığını, aslında Resul'ün onlara yaltaklanması, onların da Resul'e yaltaklanmayı beklediklerini, yani yine İslam'ın ruhunu, ilkelerini bozma eğilimi. Hiçbir hak etmeden Mekke'deki şöhretlerinin İslam'da da devam ediyor olsa hemen Resul'e iman edecekler. Ayet-i Kerime'nin. Tabii Hazreti Peygamber onlardan bazı şeyleri yapmamalarını istiyor. Yapmamalarını. Şimdi ona da razı müşriklerin değiller. Tabii müşriklerin inanmama nedenlerine geçtiğimizde, ki bu bugün geçebilirsek, yani bayağı yarım saati geçmiş. Biz hala yol almaya devam ediyoruz. Değilse başka bir gün muhakkak konu edilecektir. Bunu izleyen, daha sonra dinleyecek arkadaşlar endişe etmesinler, ilgililer. Şimdi benim en çok şey var. Diğer taraftan da bir de bahçe sahipleri. Bahçe sahiplerini örnek veriyor. Yani siz Kabe'yi bir bahçe, Mekke'yi bir bahçeye, onun nimetlerini bir bahçeye, o bahçe sahiplerinin yaptıkları o fiilleri de aynı müşriklere benzetmek suretiyle akıbetlerinin hiç beklediği gibi olmayacağı konusunda onları uyarıyor. Diğer taraftan da bu ahlaksızların portrelerini çiziyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Çok sağ isim vermiyor. Bunun Ahmet, Mehmet olması, Ebu Leheb olması, Ebu Cehil olması, Velid bin Mugire olması Cenab-ı Hak katında çok önemli değil. Ama onu yaşayanlar, o gençler bunu biliyor. Bu örnekler anlatıldığında bunun kim olduğunu, bunun itibarı düşüyor. Onun için de Resulullah'a şair diyorlar. Kur'an'ın ayetleri o kadar etkileyici ki. Yani onun için şair. İpliğimizi pazara çıkarttı. İşte yani sessiz okutuyorlar. Namazda bile sessiz okuyacaksın diyorlar. Niye bu baskıyla olan bir şey? Evet, namazda sure okunmasına izin vermiyorlar. İnen sureler hep onların aleyhine. O hep onların itibarlarını sarsıyor. Yani sıkıntılı durumlarını ortaya çıkartıyor. Onlara itibar eden, onları destekleyen, onları öven hiçbir şey yok. Mesela bunun içinde bu şeyler ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar. İlkeler. Bize bir ilke çıkıyor. Müslümanın ilkesi. Müslümanın duruş ilkesi. Sakın boynuna eğme, çokça yemin eden alçağı. Evet. İster değerli arkadaşlar, ister yani konuşmalarımızda yemin etmek, çokça olumsuz anlamda çokça yemin ederek konuşmak, arayıp ayıplanıp duran, ayıplayıp duran, sürekli ayıplayan, sürekli, bakın bu özelliklerin Müslüman'da hiç yerinin olmaması lazım. Hala var, hala devam. Her şeyi bir şey çıkar. Bu müşriklere ait bir duruş. Müşriklere kesinlikle ait bir konuşma şekli. Bakın daha Mekke'de basamak bir. Yani bir Twitter'da mı vardı? Kadınlara sormuşlar bir evin temizliğini nereden anlarsınız? Halının altına bakar. Gittiği yerde halının
Ben hiç görmedim yani, bir misafir gelsin evi halının altına baksın. Bu, ben kesinlikle bu uyguluyor dedim yani, böyle bir şey Hocam olamaz. nasıl öyle dersiniz? Eskiden kız istemeye gidenler için öyle demezler Ya miydi? o kız isteme özel bir şey. O Ama ayrı. ayıp para mı Ama o da? bugün Ayıp dedi paramaya ki şey, hatta bir tanesi diyor ha, ki tabii. öyle bir grubum vardı diyor, çıktım. Demek ki böyle gruplar da var. Yani Evet. insanlar Yani bunları konuşuyorlar. Yani özellikle dedim ki yemek ve gelin evi gibi yemek gibi hayır, yani orada yemek. o televizyon programı, ama o televizyon programlarının aynısını gündelik hayatta da yaşıyoruz. Tabii. Ben bunu çok üzüldüm yani. Maalesef buna fırsat vermemek lazım. İşte hocam zihin boş olunca, doğruyla dolmayınca her boş olan şeyi kendisine doğru gibi alabiliyor. Evet. Bunun için mesela ayıplayıp durana, laf getirip götürene, yani burada çok önemli Müslüman'ın özellikleri arasında laf getirip götürmek. Yani bu hani sır da olabilir. Sırrın kimlere anlatılacağı nedir? Ehli insanlara. Bir danışmayacaksındır ama ehli biriyle bunu paylaşırsın. Ama günün konusu haline, Ya yani zaten o ziyaretin konusu. kişiler belli. Diyor ki hadi gel bir dedikodu yapalım. Günün dedikodusunu. O zaman ne oldu? Bitti yani olay. Evet, sakın boyun eğme çokça yemin eden hiçbir alçağa. Hiçbir diyor bakın burada. Yani bunun Müslümanı şusu busu yok. Ayıplayıp duran laf getirip götürene. Durmadan hayra engel olan, haddi aşan çok günahkara. Kaba ve üstelik soysuz. Mal ve çocukları var diye. Kendisine ayetleriniz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında burnuna damga vuracağız. Şimdi bu gençler üzerinde çok büyük etki oluyor. Yani bu kim? Bir kere bu kim sorusu. Ondan sonra örnekleri araştırıyorlar. Bilmedikleri olayları öğreniyorlar. Dolayısıyla ben onun nuzulüne girmeyeceğim. Ve sonra yine müşrikleri şöyle eleştiriyor. Ya bunlar çok kötü ahlaklı. Çok kötü ahlaklı. Asla Müslüman toplumda prim verilmemeli. Tam tersine Müslüman toplumun, Müslüman bireyin bunu İslah etmek için mücadelesi olmalı. Buna karşı cesur olmalı. Evet. Metanetli olmalı, gayretli olmalı. Hep çıtayı yüksek tutacak, doğru çizgiler çizmeli. Onunla oturup da kavga etmek tebliğ değil. Onunla sükût içerisinde mücadelesine devam etmeli. Nitekim Resulullah'ın yaptığı da Evet. buydu. Biz tebliğ ile kavgayı çok karıştırıyoruz. Yani tebliğ adı altında, yani bunlar bizim hizmetle biz tebliğimizi yapmamız lazım. Evet. İnsanların yani çirkin seviyelerine inerek onları muhatap alarak yani konuşmak bir tebliğ Kesin. değildir. Güzel Kesin. insanlara tebliğ etmektir. Arınmak insanları yakalamaktır. Onlar virüslerini bulaştırmadan onlara ulaşabilmenin yollarını geliştirmektir. Bir de bugün de mesela Müslüman kimliğinde İslam'ı tebliğ ettiğini düşünerek sürekli yargılayan kimseler, size ne oluyor ki, nasıl hüküm veriyorsunuz? Hüküm verme şekli yargılıyor. Ama diyor ki aynen müşriklerde olduğu gibi Rabbime sığınırım. Hiçbir Müslüman kardeşimin bu şekilde isimlendirmek değil, bir tanım koyuyoruz. Evet. Onlar geçmişleriyle övünüyorlardı. Atalarının bıraktıklarını takip ediyorlardı, gelenekleri din haline getirmişlerdi, putçuluğu ticarete dönüştürmüşlerdi, işte kendi itibarlarını, kendi kas sistemlerini asla değişmeyen bir yasayla karara bağlamışlar, bunu oynatmıyorlar gibi falan. Şimdi dolayısıyla bunun aynı şekilde böyle farklı versiyonları da var. İşte Hindistan'da din adına kurulan işte şeyler var değil mi? Mabetler var. Bunlarda da kendi içinde böyle kas şeyleri var. Şimdi biz daha geniş, bugün dünyadaki bütün cahiliye Resul döneminde de aynı şekliyle vardı arkadaşlar. Tabii Onun ki. için cahiliye dediğimizde sadece Mekke'yi didiklemeyi bırakalım. Mekke'nin bir örnek olduğunu düşünerek tüm Evet. cahiliyeyi temizlemeyi Cenab-ı Hakk'ın hedefimize koyduğunu da unutmayalım bu Kesinlikle. Bak anlamda da. mesela engel olanlar diyor. Neyi engel olduğuna bir bakacaksın. Yani hayra mı engel oluyorsun, şerre mi? Sosyal akışın sağlıklı yürümesine engel olmak. Yani. Sosyal hafızanın birbirine doğru şekilde taşınmasına engel olmak. Her şey. İnsanların hayat hürriyetlerine engel olmak. Ekonomik
farzdır insanın ekonomik hürriyeti, onun yaşamasına engel olmak. Birey olarak kısacası bunu çok sayabiliriz. Kesinlikle. Yani bir sürü bir şey. Biz, yani o yüzden bireyin kendisi, insanın kendisi hayır dediğimizde bakması lazım. Tabii hayır dediğimizde Cenab-ı Hak neyi vaat ediyor? Nasıl bir Müslüman olmayı vaat ediyor? Onlar nasıl bir insanı engelliyorlar? Nasıl bir insanın gelişimini engelliyorlar? Ve o insanların haklarını gasp ediyorlar. Bu çerçevede düşünmek gerekiyor. Şimdi bunların bu hükümleri verirken, bu yolu izlerken, bu engeli koyarken, bu işkenceleri yaparken, bu sınırlamaları uygularken nasıl yol aldıklarını Cenab-ı Hak şöyle akıl verir, şey sorguluyor. Bakın bu kendimizi hep sorgulamalıyız. Bir karar verdiğimizde önce nefsini hesaba çekilmeden evvel nefsini hesaba çek ayeti var ya. Mekki surelerde sık sık Cenab-ı Hak bunu yapıyor, sorgulatıyor. Bu sadece müşrikler için değil, bizim için de. Bizim de yanlış gördüklerimiz için de böyle bir sorgulama süzgecimizin olması lazım. Temel değerler çerçevesinde ezberlerden kurtulup, yani biri öyle diyor, şunu beğendim, bunu beğendim, o öyle diyorsa o doğrudur, ben de onun peşinden gidiyorum şeklinde değil. Çünkü hepimiz tek geldik, hepimiz tek hesabımızı vereceğiz. Evet. Hepimiz kendi hesap defterimizi yazıyoruz. Hepimiz bir yazarlık yapıyoruz. Bir kitap yazıyoruz. O kitap yarın bize okutulacak. Hiçbir mazeretimiz olmayacak. Yani onun için size ne oluyor da diyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa ders aldığınız bir kitap mı var? Yani benden kalıcı başka demek istiyor. Oysaki sözlü kültür. Yani o da sözlü kültür. Ne bir kaynak gösterebiliyorlar, ne bir delil gösterebiliyorlar. Filanca dedi. Filanca alim dedi. Filanca dedem dedi. Filanca hoca bizim ailede böyle bir... Ama bu Kur'an'la zıt. Resul yalan ya, hayır yalan da söylüyor. Yalan. Bir sürü yalanı beyan diye biz bugün alıp konuşuyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Ya adam yalan söylüyor. İftira tabii atıyor. Sen buna neyi konuşacaksın? Yalan deyip geçmen lazım. Tabii. İftira deyip geçmen lazım. 36 ila 41. ayetler Müslüman'ın dinlediği hususları, hatta yukarıdaki o kınayan, o ahlak portatifi, ahlakı ortaya koyan şeylerle, ilkelerle ve sonra doğru mu yanlış mı diye hüküm verirken de her birimizin bu süzgeçle yaşadığımız hayatı, kendimizi, çevremizi, dinlediklerimizi, duyduklarımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Yoksa ders aldığınız bir kitap mı var? Beğenip seçtiğiniz her şey mutlaka sizindir diye. Yani sizin işinize gelen her şey doğru. Size Allah böyle bir tasarruf hakkı mı verdi? Yoksa üzerinizde ne hükmederseniz muhakkak sizindir diye kıyamet gününe kadar size Allah bir mühlet mi tanıdı? Yani tam şimdi haz, hedonist nesil diyoruz ya. Haz evet. Nesli. Beğendiğin iyi, beğenmediğin kötü. Kötü. Beğenmediğin kötü. Onun sevdiği iyi, onun sevmediği kötü. Ölçümlerle hareket etmek, ilkelerle ona yaklaşmak ve bunun içinde hakikaten bir mümin aklı, bir mümin ahlakı, bir mümin tamamlayıcı bilgi, takip, burada çok önemli sorumluluk, vefa, dolayısıyla sor onlara hangisi bunu yüklenecek, yoksa onların ortakları mı var? Şu halde eğer doğru sözlü kimselerse ortaklarını getirsinler diyor. Yani değerli arkadaşlar, kıymetli hocam, yani Mekke müşriklerinin burada zihin işleyişlerini ve gençlerin de bunu takip etmesi neticesinde Hazreti Ebu Bekir'in yaşının 33 olduğu, Hazreti Ömer'in de hakeza ona yakın bir yaşta olduğu, 25 ila 30 yaşları arasında bulunduğu, aynı şekilde bakıyoruz Zeyd bin Erkam'ın 17, Huzayfa kimdir? Bugün günümüz Zeyd bin Erkam ve bir de Huzayfa. Şimdi Resulullah İslam'ı tebliğ etmeye başladıktan sonra İslam'ı duyan, İslam'ın temel ilkelerini duyan gençler hemen ahlakta Resulullah temsil ediyor. Zaten öncesinde de biliyorlar ve seviyorlar. Dolayısıyla o ahlaki olmayan, baskıcı, İnsan hürriyetine tüm haksızlıkların temsilcisi olan bir de Mekke eşrafı, zenginler var. Bir de onlara bakıyorlar. Dolayısıyla
Dolayısıyla bundan dolayı Zeyd bin Erkam, Erkam bin Ebi Erkam, Zeyd bin Erkam'la karıştırıyoruz. Erkam bin Ebi Erkam 17 yaşında Müslüman oluyor. Hakkında çok fazla bakıyoruz, bir bilgi yok ama çok da net şeyler var. Yani genel detay bilgi yok. Hı hı. Ama ilkeye dayalı bilgiler var. Bir ahlakı prensip edinen bir yaşama sürdüğü, Mekke'nin ileri gelenlerinden olduğu, anne ve babasının aynı zamanda Müslüman olduğu ve mazlumların hakkını alma konusunda çok hassas ve duyarlı olduğu ve dolayısıyla bu nedenle Müslüman olup Resulullah'ın müşrikleri denetlemek, onların üreteceği sıkıntı ve tehlikelere karşı kendisini korumak için tam işlek bir yer olan Safa Tepesi. Bugün Umre'ye ve Hacca gittiğimizde Safa Tepesi'ni göremiyoruz. Sembolik bir yer görüyoruz. Hmm. Safa Tepesi'nin aslında kralın sarayının altında olduğu, oranın dümdüz edildiği anlatılıyor. Şimdi dolayısıyla oldukça yüksek, orada evi olan Zeyd bin Erkam, bakın, stratejik bir yer. Yani Resulullah gizlenmek için değil, tam tersine hareketli olan bir herkes bölgede görsün diye. Tabii hareketi takip etmek. Hareketi takip etmek, aynı zamanda da kendisine ulaşmak isteyenlere daha o kalabalık içerisinde mağdur olmadan Resulullah'a ulaşmaları için böyle bir adres belirliyor. Zeyd bin Erkam. Şey de çok böyle güzel burada, yani rol model genç için ne kadar önemli. İki evet, tarafı kıyas etme imkanı. Bir iyi modeli tabii var, biri diğerleri var. Genç mesela tebliğ diyoruz ya. O tebliğ evet içinde rol modellik bir tebliğ işte. Yani öyle ki herkes kendini bir rol model olarak gösterme İşte durumunda olması. Bugün yani. De gençlerimizin aradığı bu rol model. Evet. Ama bu rol modelde Müslümanlar birbirlerini sürekli didikledikleri için, aile birbirini didikliyor, karı koca birbirini didikliyor. En yakınından tutun en uzağından böyle bir örnek olabilecek Çok bir şey yok. Sıkıntılı bir süreç. Peki Tabii. Safa Tepesi'nde ne yapıyorlar? Ve dolayısıyla aşikare davete kadar, hatta rivayet edilir ki Hazreti Ömer Müslüman hemen hemen ilk yıllarda Safa Tepesi'ne çıkılıyor. Gizli davet döneminde, tabiri caizse zaten gizli davet döneminde hepimiz biz de biliyoruz. Resulullah sır tutabilecek, Evet. ahlakı toplum tarafından beğenilen ve dolayısıyla bu özelliklere sahip, ticaretinde ehil, dürüst olan insanlara İslam'ı tebliğ ediyor. Bir de kendi talep eden, bu Tabii. dolaylı olarak duyup da Resulullah'a sen Resulsün, sen ahlaklısın, ben sana güveniyorum diyenlere, kendisine gelenlerin İslam'ını kabul ediyor. Yoksa herkes daha İslam'ı kabul etsin diye böyle Evet. genel bir açık daveti yok. Çabası yok. Önemli olan temsil olabilecek insanlar, o çekirdek kadro dediğimiz, o temsiliyeti taşıyabilen insanlar içerisi topluluğunu oluşturmadan Resulullah aşikare daveti yapmıyor. Ve bu anlamda Ebi Erkam'ın evinde en son Hazreti Ömer'in, biliyorsunuz, Resulullah'ı öldürmek için geldiğini, siyer kaynaklarında öyle anlatıyor. Ama daha sonra Taha suresinden etkilenerek mümin olmak, iman etmek üzere Resulullah'a yöneldiğini okuduk. Ve orada biz kaç kişiyiz deyince 40 kişiyiz diyorlar. 40 kişiyiz ama o anda Müslümanların 40 kişi olduğu değil, daha fazla sayıda olduğu, belki de o evin içinde 40 kişi vardı. Allah-u Alem, o da onu olabilir bilmiyorum. Ama daha doğru da dışarıda da içeride de 40 kişi de olabilirler. Sayı önemli değil ama önemli olan Tabii. Strateji. Ama Yani çıkan belli bir çok stratejiyi yüksek. Gözetmesi güzel bir şey. Ve dolayısıyla Hazreti Ömer'in böyle bir mizacı var. Gizliliği sevmiyor. Yani açık ve şeffaf olmayı seviyor. Evet. Böyle doğru bir şekilde gizlenme gibi bir derdinin olmaması gerektiğini. Aynen. Bu gücün de desteğiyle artık aşikare davet için yani çıkmış oluyorlar şeyden, Erkam'ın evinden. Orada çok değerli bir ev. Yani İslam tarihinde de günümüzde de ismiyle bize çok şey hissettiriyor. Sembol bir isim oluyor. Tabii. İlk bakım oluyor değerli arkadaşlar. Sonra bakıyoruz, hani biz, hani bir hizmet etti ya biri.
O hizmet edenin hep ismini duymak isteriz ama Zeyd bin Erkam'ın, Ebi Erkam'ın başka bir şekilde göremiyoruz. Oysa ki okuma yazma bilen, vahiy katiplerinden, Medine'ye hicret eden, dolayısıyla Medine'de Resulullah onu Zeyd bin Selh ile din kardeşi yapıyor. Yaşayabilmesi için de ona bir ev tahsis ediyor Medine'de. Bir arazi ve bir ev. Ahde vefa. Bakın bunu. Sonra savaşlara katıldığını görüyoruz. Sadece yani, hakkında şöyle buyurun. Yani birçok meziyeti var. Ya onların hepsini din uğruna, İslam uğruna mücadele de veriyor yani. Ama çok da mütevazı bir duruşu var. Çok da ön planı olması gereken o zaten. Kendinden emin, ne yaptığını biliyor. Özel bir iltifat, özel bir imtiyaz beklemiyor. Müslüman, yani zekat memuru mütevazi hocam biliyor musunuz? Hiç düşündük mü? Yani mütevazi olması gerekiyor mu? Mütevazi. Neden? Tabii. Ya Allah zaten evet. Cenneti vaat ediyor. Yani daha sen abi, ne istiyorsun? Zaten, daha ne zaten istiyorsun? Yani ne işim arabilirsin? Daha ya ne isteyebilirsin? Çok güçlü bir iman. Onun için bizim hep onlar ve biz, onlara veriyor, bize ver. Bir türlü kabullenememiş. Allah'ın dağıtımını, tasnifini kabullenememiş. Bizim için seçtiği okulu ve bizim için göstermiş olduğu iradeyi bir türlü benimseyememiş, böyle didiklemelerimiz var. Kendimizi de mahvediyoruz. Evet, işte onlardan kaçınmak lazım. Hiç gereği toplumsal yok. Toplumsal anlamda onu da mahvediyoruz. Toplumsal anlamda zihni de mahvediyoruz. Hep sanki siyasi bir güç şeyle bakıyoruz şuna. Yani İslam, Allah güçlüyse gücü bize vermeli. Biz güçlü olmalıyız. Her türlü şey bizim olmalı. Halbuki sen çalışacaksın, güçlü olacaksın. Güçlü olmak çalışmakla alakalı bir şey. Tabii. Allah buna vaat ediyor zaten. Ama bunun pazarlığını yapanlara Resulullah asla ön vermiyor. Evet. Mesela kabile İslam'a davette bir kabile çıkıp diyor ki biz sana diyor, bak diyor, bu çok önemli bir fırsat diyor diğer kabilesine. Bu, biz bununla diyor Arabi Aceme lider olabiliriz. Gelin Müslüman olmakta öne geçelim. Sonra biz bunu kendi nüfuzumuz için kullanabiliriz diyor. Ve Resulullah'la da pazarlığa oluşturuyorlar. Yani vatan için yer arayışında. Diyorlar sen başarılı olursan bize ne var? Yani senden sonra saltanat bize gelecek mi? O zaman Resulullah diyor ki iktidar ve saltanat ancak Allah dilediğine verir. Bu konuda hiçbir kimseye vaat etmiyor. Ama çalışana İran ve Bizans sizin olacak diyor. Evet. Ama o bizim olmanın anlamı orada zihniyetin oraya, tevhidin oraya ulaşmasıdır. Evet. Tevhidin ulaştığı her yer bizimdir. Bir de onu aileye söylemiyor, Müslümanlara söylüyor. Çalışırsanız bizim tabii olacak. O kabileyi, bu kabileyi söylemiyor yani. Genel anlamda bir hedef, bir müjde. Yani yoksa aynı zamanda da İslam dininin dünyaya dair vaadini de burada. Dünyayı da gayretini ortaya koyamayan, dünyada dini tebliğ etme sorumluluğunu almayan insanların kamil anlamda Müslüman olamayacaklarını. Evet. Onun için hedefin kıyamete kadar bu dinin insanlara ulaştırılması gerektiği konusunda bir her anlamda bir gayret sarf etmemiz gerektiğinin biz burada şeyini alıyoruz. Resulullah'ın öğretisinde bu örneği buluyoruz. Yine bakıyoruz Erkam namaza çok önem veren biri. O kadar hem mütevazı hem yumuşak huylu. Herkesin mizacı farklı hocam. Tabii ki. Evet. Güzel bir şey. Yani tabii ki. Çok güzel özellikleri var. Ben hayranım böyle. Yine bir gün yol kıyafetiyle yolculuğa çıkıyor. Resulullah soruyor ona, yolculuk nereye? Diyor ki Beyt-i Makdis'e gidiyorum. Uzak mescit. Bugün Kudüs diye bildiğimiz yer. O zaman Resulullah şöyle diyor. Orayı işaret ediyor. Seni diyor Resulullah ona soruyor. Nereye? İşte Beyt-i Makdis'e. Ticaret için mi gidiyorsun diyor. Seni oraya sevk eden nedir? Hayır ya Resulullah. Orada namaz kılmak için gidiyorum. Namaz kılmayı çok seven bir sahabe. İşte Allah o sevgiyi bize nasıl verecek? Gayretlerimiz neticesinde o bize lütfedilecek bir mükafat. Tabii. Yoksa bizim çabamızda olacak bir şey değil. Yani o sevgi, Allah'a yakınlaşma, onun rızasını kazanmak için gayret sarf ettikçe Allah'ın bize ilham edeceği,
Dolayısıyla yardım ve hizmet çok önemli. O güzel ahlakla gelişen bir anlayış. Evet. Ve dolayısıyla yaptığını Allah için yapma gayretinin neticesinde gelişecek olan bir Allah'la buluşma hazzı ve huzuru. Bu ancak mümin yüreklerde Erkam olur. Da Rabbim her şeyini bize de... verdi yani. Erkam'a baktığımız zaman o da bir vakıf diyoruz değil mi? Her şeyini verdi. Evet. Allah-u Teala ona namaz sevgisini verdi. Hızla olgunlaştı Erkam. Yani manen hızla olgunlaştı. Genç yaşta. Hı. Çünkü bakıyoruz zaman çok ön plana çıkan şeylerini belki de yazıcılar ama yani gördüğüm kadarıyla da böyle. O da diyor ki hayır namaz kılmak için gidiyorum deyince Resulullah da Mekke tarafını işaret ederek Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz oradan başka yerde kılınan 1000 namazdan hayırlıdır. Yani bir başka hadisinde de Resulullah belki de o gün oranın oraya gitmenin şartları elverişli değildi. Belki ona ihtiyaç vardı. Daha ihtiyaç yeri tespit etti. Yani o da olabilir. Çünkü Resulullah işte mescitlerde, şu mescitlerde namaz kılmaya değerdir diyor. İşte Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi, Mescid-i Aksa, mescitler de var. Bu yani onu yok saymaz. Şimdi arka planında o gün onun halinin, durumunun, ona olan ihtiyacın o bölgede olduğunu göstermek amaçlı ona özel bu tavsiyeyi de yapmış olabilir. Yani o olma ihtimali ama yüksek. Bir de var burada Kabe'yi korumak hakikati evet. Anlamda da gerçekten de öyle yani Kabe'ye doğru namaz. Tabii Kabe'nin önemini artırmak. Tabii biz bunun hangi dönemde olduğunu kıblenin Kabe'ye döndükten sonra mı? Evet. Ya da belki Mekke fethedilmedi ama Mekke fethedilmeden bize başka mescitte namaz kılmak hoş olmaz. Yani, gibi de Yahudiler var. Yahudiler var. Evet. Dolayısıyla bunun birçok ihtimallerini düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Benim hocam burada bitirelim isterseniz. Evet değerli arkadaşlar. Bir şey oldu. En azından güzel bir sohbet oldu. Bir dönemi, bir kesiti, bir bölümü. Evet. Hem içeriden daha detaylı, hem Kur'an'la birlikte. Evet. Acelimiz ne? Yani ne müfredat yetiştireceğiz, ne not vereceğiz. Kesinlikle. Yani yeter ki Rabbim etkisini bizim üzerimizde, ruhumuzda hissettirdiği kullarından olmayı nasip etsin. Bir yerde yorumları açtım, kapattım. Soru sorulur mu acaba diye. Yok herkes dinliyor. O yüzden tekrar kapattım. Çok teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin. Evet, ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam. Bugün iletişimi kurabildiğimize çok sevindim. Evet, ben de çok sevindim. Böyle devam eder inşallah. Evet inşallah. Allah'a emanet olun hocam. Hayırlı. Görüşmek üzere. Selamlar, Rabbim afiyet lütfetsin. Tekrar inşallah buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Abi.